Taş gibi ya. Taş gibi. Günaydın. Baran'ın kahvaltısıyla güne başladık. Ben hala Ama öksürüyorum. sen yedirsene Ben bana. mi yedireyim? Sen Anca... atla peynirini koy, ben yiyeyim. Şuna. Şu nasıl? Güzel. Ah. Baran'ın en sevdiği şey otlu peynir ve karpuz. Başladık bakalım. Bak bakalım tadına, güzel mi, merak ettim. Otlu peynir. Bu da son otlu Benim. yuvarlandı, durdu Baran. Nasıl eğlene? Üstüne karpuz mu koyacaksın? Hayır. Yok yok. İlk bunu açacağım, sonra At karpuz. bakalım. Nasıl? Acaba kafanı falan kaldırma da. Biraz büyük attın lokmayı. Bu yapış yapış ya. Anneciğim, şeyde şey yaptım. Isıttım. Ekmeğimiz yoktu. Aslında pişi yapayım demiştim bu sabah. Ama üşendim. Niye? Çok çabuk acıktın. Pişinin mayalanması gerekiyordu. Onun için. At bakalım ağzına. Bak bak nasıl ayarlıyor. O çok... Hadi afiyet olsun çocuğuma. Sen anneannenle konuş, ben de gideyim bir kahve alayım kendime, olur mu? Kahvaltıdan sonra yatak toplama işine girdik. Size söyleyeceklerim var ama bir türlü fırsat bulamadım. Neyse şimdi söyleyeyim. 2 gündür gece sabah kalkıp cam sileceğim diye yatıyorum. Ama bilin bakalım ne oluyor. Ben siliyorum. Yağmur yağıyor. Evet. Evet. Baran da böyle çok güzel yatağını düzeltir. Öğrensin ki yarın öbür gün yurtta kalır, bir şey olur değil mi? Ben Ne? ilk yurtta kaldığımda ağlamıştım. Yatağımı düzeltemiyorum, çarşafımı seremiyorum diye, biliyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Onun için her şeyi öğrenmen çok hoşuma gidiyor. Evet. Normalde şu kırmızı çarşafla yatıyorduk ama anneannesi Beşiktaşlı bir takım göndermiş. Yani çarşaf temiz olduğu için alttakini çıkarmadım, üşendim. Üstek kirlenince onu kullanırız. Şimdi Baran bu işi halletsin. Ben de gideceğim ona bir bateri yapacağım leğenden. Okulda öğrendiklerini bir göstersin bana. Aferin paşama ya. Ay bir yandan da akşama ne yemek yapacağımı düşünüyorum. Geçen gün kadın modu yapmıştım. TikTok'ta paylaştım. O kadın modu öyle mi olur? Onun yarısı kavrulur. Ay dert anlatamam ki ben oradakilere. Ben tembelim kız. Biliyorum yarısının kavrulduğunu da, tembelim yani. Ona bakarsan zeytinyağlı dolma içi de kavruluyor. Bazen kavruyorum, bazen kavurmuyorum. Valla o anki ruh halime bağlı. Neyse. Hadi ben gideyim senin bataryayı hazırlayayım. Baya baya oldu sayılır yatağın. Bakayım bir şöyle. Baya baya oldu anneciğim. İyice sıkıştı, gece yatarken çıkmasın. Sevmiyorum ben lastiksiz çarşafı ama alttaki lastikli olmasına rağmen çıkıyor. Çünkü Baran çok deli yatıyor. Nasıl yatıyorsun Baran? Horon tepiyor yatarken. Nasıl tutuyordun? Göster bakayım çubuğu. Son derste bunu mu öğrendiniz? Son derste ne öğrendiniz? Şiir. Neyi? Ben ne bileyim. Unuttun mu? Hadi. Tamam. Hadi başınızı çok bağırtmayayım.
Nasıl? Şark, batarya kursuna gidemeyen çocuklar bunu kullansın. Çünkü bu ucunda yuvarlak şey. Evet. Bunu vurma sesi. Mesela ona bu ses veriyor. Peki bir dakika. Ucunu vuruyoruz öyle mi? Doğru mu anladım? Evet. Mesela şöyle vuruyoruz. Peki notaları nasıl öğreneceğiz? Notalar... onları ben de tam bilmiyorum. Öğrenmedin mi? Tam bilmiyorum. Ne kadar öğrendin? %67. İyi öğrenmişsin canım. Bir de böyle tutmayın sopaları, bu sopaları. Nasıl tutacağız? Böyle. Böyle tutarsanız eliniz ağrır ve kasanız çok yorulur. Ondan da böyle tutun. Anladım. Hiçbir zaman böyle tutmayın. Tamam. Umarım başınız şişmemiştir konserden. Zira benimki şişmiyor. Ay kocam bey geldi az önce yağmur yağmış. Sırılsıklam olmuş. Sırılsıklam bildiniz. Neyse duşa girdi. Ben de burada ona hızlıca bir patatesli yumurta yapayım dedim. Bunu yapıyorum. Ay bakın burada da kendime ne yaptım. Erik böyle çizik attım eriklere. Limon suyu, tuz, pul biber ve toz biber. Müthiş oldu. Neyse bizim görev adamına da görev verdim. Patatesli yumurtaya şey koyacağız. Annem gene çamurla oynamışsın. Bebeğim. Bir tanem. Neyse tamam o boş saksı sorun değil. Sorun yok anneciğim. Sen topla dereotlarını. Bir tanem. Hı? Tamam sorun yok şimdi yıkarız balkonu. Sen topla dereotlarını hadi. Şu kadını verir misin? Kırmızı sandalye veririm. Ne oldu ki? Mavide oturamadın mı? Ha? Ay kurban olurum senin temizliğine bir tanecim. Duydunuz mu? Çamur olduğundan dolayı yere koymak istememiş onu. Hı. Evet. Biliyorsun değil mi? O dereotu evet. Kökünden koparma, üstünden al. Ben patatesleri karıştırmaya gidiyorum bir tanem. Tamam. Tertemiz olanlarından al. Aferin oğluma. Oo, patatesler cozurdadır. Burada da gene bir sandalye var. Bakalım. Mis gibi kocamızın karnını da hemen doyuralım. Ay dur tek elle hem yapıp hem karıştıramadım. Kocam bey gelmiş diyor ki karucuğum ne var biliyor musun? Dedim ne var? Ferhun ne var dedim. Ben gündüz hiç televizyon açmadığım için en sevdiğim şey de yaprak dökümü olduğu için Behzat Ç'den sonra. Bizim Kılıçlı da burada. Neyse erimi aldım. Gündüz kuşağı keyfi yapacağım şimdi. Kocam bey kahvaltısını yaparken. Aslında çok güzel koktu patatesli yumurta ama yemeyeceğim. Yememem lazım. Leyla mı evleniyor? Necla Oğuz'la nişanlanıyor. Baran. Cem'miş Cem. Hemen oradan kocam müdahale etti. Necla Oğuz'la hiç nişanlanmamış. Oğuz'a kaçmıştı değil mi? Tamam bak kocam da az değil yani. Anne izlemiş. Hayatım bin sefer izledim. Ben bin sefer izlememişimdir. Abartma canım. Kaç? Abartmayı çok sever. İlla, abartacak ki akşam bana kahve ısmarlamak zorunda kalsın. İzle bebeğim izle. Ben de dizi izliyorum. Tatal yok. O heyecanla getirmemişim aşkım. Evet. Ay yine ay parçası gibi parladı. Neyse. Kocam beyle kahve içecektik. Aa makinem bozuk. Kocam da dedi ki gel karıcığım sana makine alayım dedi. Demedin mi? Nerede? İçinden mi dedin? Ne zaman demişim? Az önce. İçinden dediklerini de sayılıyor. Aşkım aman bir önemi yok. Neyse kocam beyle şu azıcık bir gezmeye çıktık. İşte bir şeyler alacağız. Almayacağız ya da bilmiyorum. Bir suratı değişti. Bir bakarım diye düşündüm de neyse. Arabayı bir çıkar. Arabayı bir çıkarsın. Çok sıcak ya. Yağmur yağıyor, şey gibi geldi ona. Evet, evdeki bütün camlar açık. Kalın giyin dedi kocam bey, şu anda yanıyoruz. Bir Merve'ye falan gideriz, bir et alırız. Sonra da ben bir kahve makinesi bakacağım. Almayacağım ama bakacağım. Piyasadan haberim yok camların. Bir bakayım. Yok Merve mi? Yok oğlum, şu bir şeye gideceğim. Markete.
Bir markete gidecekmiş babam bir. Orada bir işim var, oradan çıkacağım. Ondan sonra sizi bırakırım. Meyvede yeşillik olacak. Sen ara söyle, hazırlasın o zaman. Ben de meyvede bir çay içip eve çıkacağım artık. Bugün de evde geçeceğiz. Ramazan'a ne göndermişim? Akşam ne yemek yapacağıma karar vermedim. Sağma sarıldım ben şu zamanda. Araba çok bozuk. Anne şuna bak, elim acıyor. Buna da uzun kolu giydirdik, zavallı çocuğum yanacak. Düşünme. Babam. Gittim. Baba. Serkan'la evet. Giderken pazarlık yaptık. Anne mutfak şefi alıyordu. Alıyor hemen haberi verdi. Serkan'la giderken pazarlık ettik. Dedi ki bugün bir şey alma, tamam mı? Dedim ki tamam. Kaç liraymış? 2000 lira. Abi. Sehpa beğendim, fotoğrafını attım Serkan'a. Göstereyim dur. Aşkım camı kapat. Dedim ki bugün bir şey almayacağım ama söz veriyorum. Sadece gidip beğeneceğim. Serkan diyor ki hayatım sen almıyorsun, onlar satıyorlar diyor. Ben sana değil onlara güvenmiyorum dedi. Hakikaten de bana sanayi tipi hamur yoğurma makinesi satıyorlardı aşkım. Telefonu ver. Oğlum işim var, telefonla. Şöyle mutfak şefi sordum, biz dedi anneciğim biz de onlardan getirmiyoruz dedi, o küçüklerden. Hakikaten şey gösterdi, ben evde kullandım 5 litre, orada 25 litresi var. Ay daha güzel. Dedim ki bunlar ne kadar peki dedim, öylesine sordum, 7000 lira falanmış, tamam mı? Dedim zaten diğerini alıyorsun 5000 lira. Hayatım o işe kadar hani ne yazacak? O kadar da işe kadar değil, mutfağımız büyük, mutfakta yere koyarız. Çiğ köfte düşünsene aşkım, gece gündüz çiğ köfte yaparım sana. İkna oldum, ikna olmadım diye. 25 litre diğerinde iki tepsi poğaça yapıyorsun, taşıyor. Ancak bir tepsi yapabiliyorsun ve fiyatı da uygun geldi. Nasıl uyum? Çok güzel ya, fotoğrafını çektim göstereceğim sana. Alacağım. Yok almayacağım, sadece baktım diyelim lütfen. He, sadece baktım. Bir yemek takımı beğendim. Yemek takımı değişti, nereye gidiyorsun? Yemek takımı değiştireyim ki hamam değişsin diye düşünüyorum. Ya ev değiştireceğim ya yemek takımı. Başına ağrı mı? Aşkım ciddi mi? Şaka yaptım şaka, yemek takımını değiştirmeyeceğim. Ay dilim döndü, bir anda şey oldu. Hocam üzüldü diye. Neyse, kahve makinesi yokmuş, ondan getirmiyorlarmış. Bu cezve gibi olanlar var, ondan istemiyorum ben zaten. Benim evdeki erçet bozuldu da demeyeyim de, ya sensörüne bir şey oldu. Köpürtmüyor, hala kahve yapıyor ama. Ama onun da ömrü doldu, 6-7 yıllık bir makinem. Neyse şimdi bir Merve'ye gidelim, orada bir çay içeyim, ondan sonra kasaptan bir şeyler alıp eve gideceğiz, evde göstereyim size. Ne diyorsun hamur makinesi için? Bana da koştur koştur babasının yanına gidiyor. Annem mutfak şefi alıyor baba. Mutfak şefi baba. Ama yok, küçüğünden olsaydı alacaktım ama söz verdiğim için bugün almayacaktım, yarın alacaktım yani. Ha illa alacaksın. E tabii canım, ben bugün için söz verdim. Ben biliyorum lan, başıma gelecek. Ama almadım aşkım. Alacaksın. Almayacağım aşkım, büyüğünü almayacağım. Söz veriyorum abi. Korktu adamcağız, başı falan ağrıdı. Neyse gidin bir çay içeyim. Eve geldik, şöyle aldıklarını göstereyim. 1,5 kilo kıyma, buz torbası aldım. Buna filtre kahve yapıp koyacağım. Sütle birlikte güzel bir filtre kahve içeceğiz. Tembel işi bunlardan. Bir adet yumuşatıcı 30 liraydı. Ucuz geldi bilmiyorum. Patlıcan aldım. İstim kebabı diyeceğim ama şimdi TikTok'tan şey kaldı. Bu diyorum, hayır o öyle olmaz, böyle olur. Buna kısır denmez, pilav denir. Buna kadın budu denmez falan. İstim kebabı ama benim usulüm diyelim. Ondan sonra tavuk almış. Ben gitmedim. Göğüs almış. Tamam anneciğim. Ondan sonra yumurta. Bunu kenara koyuyoruz. Bunu kocamız bey gelince yerleştiriyor. Biliyorsunuz kırma ihtimalimiz yüksek. Şunları olduğu gibi koyacağım. Kıymanı da 750 gram, 750 gram galiba, bu yarısıyla yapacağım. Bunda normalde kızartılıp yapılıyor da, dur şimdi bir yerleştireyim, başlayalım. Baran uyudu. Baran uyuduğunda ben şöyle ekstra bir telaşlanıyorum. Neden? Çabucak işimi halledeyim, oturayım böyle rahatça bir kahve içeyim diye. Size de oluyor mu bilmiyorum. Ya bunu kızartarak yapınca kesinlikle çok daha güzel oluyor. Ama kızartmadan yapalım. Biraz da şey, sadece köfte yapacağım Baran için. Yemeyebilir çocuğum. Ama tabii ki şey yapıyorum. Öncelikle bir yemesi için, en azından tadına bakması için. Şey yapıyorum. Baktım beğenmiyor. O zaman sadece köfte derim ben de ona, çocuğuma. Ben de çok yapmayacağım. Yarın yemek kalmasın. Birkaç gün yemek yapma kararı aldım. Biliyorsunuz her sürekli yapmasam da ara sıra bu yemek yapma kararı bana geliyor. Birkaç gün kocam bey güzel güzel yemekler yapayım.
Ay bu kalın oldu. Şunu şöyle inceltelim. Şimdi bunları zeytinyağı süreceğim. Hop fırına 2 dakikada köfteyi de yapayım. Ay köfteye soğan falan da koymak lazım da üşeniyorum galiba, koyamayacağım. Ben böyleyim işte, üşendiğim zaman bir şey yapamıyorum. Sonra TikTok'takiler de şey yazıyor. Öyle yemek mi olur? Yemek dediğin öyle mi olur? Ay tabii güzel oluyor, ona baksan ya. Az bulaşık çıksın, ne yapayım? Şimdi oturayım hemencik. Biraz kitap okuyayım. Çoktan da kitap okuyamıyorum. Ne zaman tatilde ilk kitap okuduğum dönemlere geçerim bilmiyorum. Oğlum uyuyorken kitabımı okuyayım. Kahvemi içeyim. Bu kadar yeter. Şimdi buna biraz yağ süreceğim. Biraz tuz, biraz zeytinyağı şey yapacağım. Ya normalde patlıcanı tuzlusuna bekletmek gerekebilir. Ama gerekmeyebilir. Patlıcan acı değilse bence gerek yok. Ben de bu patlıcanların acı olmadığını düşünüyorum. Yani yağ sürmesek de olur ama güzel, kolayca katlansın diye. Şöyle bir yağ sürüyorum ve hemen köfteye geçiyorum. Patlıcanın kızartmasına bayılıyorum. Şimdi hızlıca bir köfte yapalım. Çok acelem var. Çok baral uyurken hemen atmam lazım. Pul biber. Kırmızı toz biber. Allah'ım şu mutfak şefinin başvursun son şeyi artık. Yani bugün yarın cevaplanması lazım. Sabırsızlıkla bekliyorum ya. Gerçekten. Bolca karabiber. Yoksa valla alacağım sana artık. Şaka şaka normal. 5000 liraya geçen bir döküm buldum. Azıcık şöyle bir karbonat koyacağım. Çok az. Bu sefer alırsam da kesinlikle döküm alırım diye düşünüyorum. Çünkü biz ağır şeyler yapıyoruz. Soğan gene dayanamadım. Hamar aklıma denk geldi. Yoğurt şey yaptım. Rendeledim. Hemen bunu 2 dakikada böyle çok pişmesine de gerek yok. Fırında pişecek ya. Tavada bir ters düz yapacağım şunları. Böyle güzelce bir yoğurursun. İşte mutfak şefi 2 dakikada hallediyor bunu. Kolum bolum yoruluyor. Hemen köftelerimi tavaya göndereyim. Köftelerim şöyle biraz cızırlıyor. Bayağı cızırlıyor. Duyuyorsunuz zaten. O arada salçalı sosumuzu yapalım şöyle. Azıcık domates salçası. Azıcık biber salçası. Biraz karabiber. Ay tuzum çok kaçtı, dur. Hemen fazlasını alalım. Salçamızı ziyan etmeyelim. Aldır şaldır yapınca da böyle oluyor işte. Bolca kırmızı toz biber. Ve su. Şimdi köftelerim pişti. Patlıcanları pişsin. Tamam. Bu kadar. Şimdi sarma işlemine geldik. Ama patlıcanlarımız yanıyor. Köftelerimiz de yanıyor. Olsun. Ben dedim patlıcanların boyu kısa gelecek diye. Hakikaten kısa geldi. Neyse. Bol kürdanlı olacak. Yapacak bir şey yok. Geçen Işıl'la şey konuşuyoruz. Senin yaptığın yemeklerin diyor, hiçbiri zaten orijinaline benzemiyor ki. Evet, farklılıklar gösteriyor olabilir. Bakınız mis gibi. Bir yandan da kahve makinemi sesini duyuyorsunuzdur. Filtre kahve yapacağım. Buz torbası aldım ya. Buz torbasına dolduracağım filtre kahveyi. Sütlü mütlü güzel bir filtre kahvemiz olacak. Yazın insanın canı soğuk içecek bir şeyler istiyor. Bu arada patlıcanlarım tam pişmedi, farkındayım.
Ama fırında pişecek nasılsa. Evet. Çok olmuştu bu yemeği yapmayalım. Baksanıza. Çok güzel ya. Şimdi salçalı sosumuzu döküyoruz. Ne olur bunu yapanlar patlıcanları bolca kızartarak yapsın. Mis gibi oluyor, mis. Bu arada kahve makinemi durdurmam lazım sanıyorum. Hemen şöyle son haricini göstereyim. Hop, fırına. Şimdi geldik en keyifli zamanda. Kitabımı alacağım, oturacağım ve kitap okuyacağım. Pilav da koydum bu arada. Tarihlerimi de burada çıkartayım. Kahve döktüm. O kadar temizlik yapmayı sevmiyorum, öyle böyle dedim. Kahve döktüm. Neyse üzülmedim, 2 saniye üzüldüm. Dedim ki mutfaktaki yerlerin silinmesi varmış. Evrenin bana bir mesajı bu. Onları sildim, kitabım baran odasında kalmış. Yemeğim pişene kadar oturayım, keyif yapayım ben de. Canlarım, yemeğim pişmiş halini göstermiyordum. Çünkü acilen dışarı çıkmam lazım. Kocam dedi ki sana kahve ısmarlayayım ben. Bu benim asla reddedemeyeceğim bir teklif. Siz de beni bir yere çağırmak istiyorsanız sana kahve ısmarlayayım diyebilirsiniz. Neyse kahveye gidiyoruz. Normalde ben bu konser kaldım ki erken gel dedim. Diyorum ya araba sağlam diye, tekerine bir şey olmuş. Niye didişiyor? Arada şey fıstıklı krokan içinde didişiyorlar. Ne? Fıstıklı yok. Afiyet olsun. Arabanın tekerine bir şey olmuş. Komple değiştirdin herhalde değil mi? Arabayı da biraz yükselttirmiş, böyle daha benim sevdiğim gibi olmuş. Neyse bu tarz şeylere çok üzülmüyoruz. 2 saniye üzülüyoruz. Ne diyorduk? Cana geleceğini mana gelsin. Vardır bunda da bir hayır, nazar gitti diyoruz. Daha sabah bahsetmiştik arabadan. Olacağı varmış demek ki. Onun için biraz geç geldim. Ben de yemeğini indirdim. Yemeğini yedi arabadan. Ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı diyoruz. Ve gezmekten geri durmuyoruz. Hemen kahvemizi içmeye gidiyoruz. Hayır. Öyle canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Ay şu çok güzel bir şey ya. Gözüküyor mu? Nasıl gözüküyor? Şu bahçeden fıstıklı var. Ay parçası gibi parladık. Şu aşkım. Yedi mi? Hı, senin yediğin şimdi. İçinde kaç tane şekeri var? Şekeri baldan diyor. Kaç tane varsa var aşkım işte, kalanı ye. Evet, var daha var. Al. Hepiniz çok öpüyorum canlarım. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.